Kimlik kartını cihazımızın haznesine takıyor. Cihaz burada bir doğrulama yapıyor. Şahsın bilgilerini getiriyor. Kimlik şifresi değiştirme. Kimlik kartına sürücü belgesi yükleme. Randevu işlemleri. Ve elektronik imzayı kimlik kartına aktarma butonlarımız açılıyor. Vatandaşımız bunlardan hangisini tercih ediyorsa, hangi işlemi yapmak istiyorsa o buton üzerine basıyor. Burada. Talha gel yanıma. Numaralı ekrandan takip ediyorsunuz arkadaşlar. Bu tarafta ekran beyefendi. Allah yapma. Yanlış oldu numaranız. Tekrar düzeltme yapın. Anneciğim bekler misin? Kamuoyumuzun malumu olduğu üzere Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüz ilk etapta Türkiye genelinde 50 ilde nüfus matik cihazlarını kurup vatandaşımızın hizmetine sunmuştur. Bu cihazlardan bir tanesi de Kayseri olarak Melikgazi ilçemizde bulunmaktadır. Vatandaşlarımız bu cihazdan nüfus matikten işlem yapabilmeleri için öncelikle nüfus cüzdanlarını kimlik kartına çevirmiş olmaları gerekmektedir. Kimlik kartıyla buraya müracaat eden vatandaşlarımız nüfusmatik cihazımızın haznesine kimliklerini taktıktan sonra cihaz otomatikman o vatandaşı bir sorgulamasını yapıyor. Daha sonra kendisinden bir parmak izi istiyor. Parmak izini doğruladıktan sonra ekranda vatandaşımız hangi işlemi yapmak istiyorsa o butona basıp devam ediyor. Hangi işlemleri yaptırabilir dersek kimlik kartlarının şifre değiştirme işlemi, sürücü belgelerini kimlik kartına aktarma işlemi, elektronik imzaların yine kimlik kartına aktarma işlemi, boş adreslere, evlere, hanelere adres beyanında bulunma işlemleri gibi işlemlerini yapabileceklerdir. Yalnız vatandaşlarımız şu konuda bir yanlış anlaşılma olduğu kanaatimiz oluşmuştur. Zannediyorlar ki elektronik imzayı nüfus müdürlüğünden alacağız gibi bir his var şeyde vatandaşımızda. Kesinlikle buraya gelmeden önce elektronik imzalarını genel müdürlüğümüzün web sitesinden veya diğer ilgili sitelerden müracaat ederek elektronik kimlik kartı şeyini elektronik imza sertifikasını oluşturduktan sonra bize gelecekler. Biz de sadece elektronik imzayı kimlik kartına aktarma işlemini yapacaklar. Nasıl ehliyetlerde olduğu gibi, yani daha önce ehliyetini değiştirmiş vatandaşlarımız geliyor. Burada kimlik kartına ehliyetini aktarma yapabiliyorlarsa elektronik imza işlemini yapmak isteyen vatandaşlarımız da önce elektronik imzalarını ilgili kurumdan talep edecekler, sertifikalarını alacaklar. O işlem bittikten sonra bize gelip buradan aktarma yapacaklar. İlk etapta 50 ile kuruldu ama bu ileriki aşamalarda bütün il ve ilçelerimizde bu cihaz kurulacak. Daha ileri aşamada işte tapu müdürlükleri, bankalar, AVM'ler, havaalanı gibi vatandaşımızın yoğun olduğu yerlerde de kurulacak. Vatandaşlarımız nüfus müdürlüğüne hiç gelmeden biraz önce bahsettiğimiz işlemleri bulunduğu yerden yapacak. Bu tabii işlem olarak memurlarımızın içinde kolaylaştıracak, vatandaşın içinde kolaylaştırmış olacak.